Bir adam düşünün abi, Electronic Arts gibi bir şirketin altında oyunlar yapıyor. Bu yaptığı oyunlarsa iki kişilik, ancak bir kişinin satın alması yetiyor. Yani oyunu ben aldıysam arkadaşımın almasına gerek yok. Oyunu davet yoluyla ikimiz de oynayabiliyoruz. Bakın tekrar ediyorum, hani para emici firma var ya, EA. Bunlar size bir şey çağrıştırmıyor mu? İşte kardeşim, bu düşünün dediğim adam bu adam. Joseph Ferris. Ve bu anlattığım mantığı EA gibi bir firmaya onaylattırmış bu adam. Bu arada kim bu herif diyebilirsiniz. Size şöyle anlatayım abi. Son yılların belki de en iyi hikayeli co-op oyunlarını imza atmış kişidir Joseph Ferris. Önce Brothers: A Tale of Two Sons adında bir başyapıt koydu ortaya. Sonrasında hepimizin çokça bildiği A Way Out'u yapıştırdı. EA dedi oğlum sen bu oyunu gerçekten sattır, ben de bir şey bilmiyorum. Oyun çıktı, 2 haftada tam tamına 1 milyon sattı ki bu rakam EA'nin A Way Out için bir ayda ulaşmasını beklediği bir rakam. Tabi gördü bizim EA bunu, yapıştırdı bizimkine bütçeyi. Ve bizimki de durmadı, o da yapıştırdı It Takes Two'yu. Bizimki ne lan? Babamın oğluymuş gibi. Bu oyunda da yine aynı mantık abi. 2 kişinin birlikte oynaması zorunlu fakat bir kişinin satın alması yeterli. İşte ben de bunun üzerine harekete geçtim. Bu oyunu oynayacak birileri lazım. Ancak şunu da göz önünde bulundurmak gerek. Hikayenin üzerine kurulu olduğu temel, ilişkilerinin kötü gitmesi halinde boşanmak üzere olan bir karı kocanın ilişkilerini tekrardan kurtarma yolculuğundan oluşuyor. Bu da demek oluyor ki henüz bu yaşta bir karım olmayacağına göre ben bu oyunu sevgili kardeşim Umutcan ile oynayacağım. Evet, my brother, gel buraya. My brother, Umutcan, kalk oyun oynayacağız. Ne oyunu? Atlamalı zıplamalı, böyle platform, iki kişilik. Hey 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 Minecraftçılar, sakin, easy. Bir şey yok ya, sadece şaka. Kalabalıksınız bak, beni korkutuyorsunuz. Hah, teşekkürler. O zaman let's go. Hazır mısın? Hadi uzatma he. Ne diyorsun lan? Neyse başlıyorum. Tamam, ben kadın oldum, sen de erkek ol. Tamam, gel benimle, gel. Elektriği ver. Tamam, verdim, al. Tamam. Gel tut şimdi, gel tut. Tutmuyor öyle. Oğlum zevzekliğin zamanı değil, tut lan şunu. Tamam bak, buradan atlayacağız şimdi. X'e basacaksın, tamam mı? Oğlum ileri doğru atılsana. Basıyor mu, olmuyor? Bir tane boru buldum, gel. İyi, al götüne sok. Lan oğlum bak, bu oyun ilişkimizi düzeltme oyunu. O yüzden bana öyle şeyler deme. Aha boss geldi. Sık 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 sık, vur 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 vur. Şimdi kaya atıyor pezemek. Kaç 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 kaç. Üçgen, 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 üçgen. Hadi öldü, hadi. Evet, öldü. Ve evet, yaklaşık 11 saatin ardından It Takes Two bitti. Ama durun abiler, oyunla ilgili anlatacaklarımıza geçmeden önce şunu es geçmek istemiyorum. Hani bazı oyunlar vardır ya, geliştirdikleri stüdyo ile değil de direkt o projenin yönetmenleriyle anılırlar. Buna en büyük örnek olarak Hideo Kojima mesela. MGS serisi dendiği anda akla ilk o gelir değil mi? Markanın sahibi Konami daha ikinci plandadır. Kısmen de olsa Miyazaki'nin oyunları da buna örnek olarak verilir. İşte bu güzide dünyaca ünlü oyun yönetmenleri oraya bedavadan çıkmadı abi. Bu adamlar zamanında öyle indikçe işlere imza attılar ki adlarını biz şu an bu şekilde anıyoruz. Miyazaki Souls serisini oyun dünyasına kazandırarak Souls-like adında yeni bir tür yarattı. Oyunların aksiyon şemasını değiştirdi. Bugün deliler gibi övdüğümüz God of War bile Souls'ların aksiyon sisteminden örnek alınarak yapıldı. Kojima MGS'lerle birlikte onlarca yeni kavramı oyun dünyasıyla tanıştırdı. Death Stranding'de de yepyeni bir oynanış inşa etti. İşte dostum, her ne kadar bu iki isim kadar şu anlık etkili olamasa da gerçekten gözümde yükselen bir yapımcı oldu Joseph Ferris. Sadece hikaye odaklı bir oyunun iki kişilik co-op bir şekilde oynanabileceğini ispatladı. Ölen bir türü canlandırmayı başardı. Gitgide sığlaşan bu oyun sektöründe gerçekten böyle yaratıcı ve hayal gücü yüksek bir şeyler sundu bize. Üstelik bunu üst üste 3 kez kanıtlayarak işi de resmileştirmiş oldu. Helal olsun sana koskoca Game Awards'ta kameraya orta parmak yapan adam. It Takes Two. Bakın aslında bu iki oyun direkt birbirinin zıttı. Evet, ikisi de hikayeli co-op türünün önemli temsilcilerinden ama A Way Out tarafında daha basit mekanikler ve çok da derin olmayan bir oynanış görüyoruz. Şöyle genel olarak bir baktığımızda daha basit kalıyor. Mekanikler sizin oyun deneyiminize ekstra bir şey katmıyor. Sadece hikayeyi deneyimlemenize yarıyor. Fakat hikayeyi deneyimlemek, o havayı yaşamak o kadar güzel ki bu kusurlar bizim gözümüze batmamış oluyor. It Takes Two ise bunun tam zıttı derken işte kastettiğim buydu. Evet, ortada bir hikaye var ancak kendini ciddiye alan bir yönde değil. Bildiğiniz çocuklar için yapılan animasyon filmlerine benziyor lan bu oyun. Pixar animasyonları gibi. Hikaye ve karakterler affedersiniz baya taşak bir tonda işleniyor. Yani ben çoğunluk bir kısımda karakterlerin hal ve hareketlerine güldüm. Özellikle aklımda kalan birkaç sahne de var mesela. Bir tane oyuncak fili yakalamaya çalışıyoruz falan. Bak lan, sen büyüdüğünde film oldun. Onun haricinde bir süpürgeyle kapıştığımız bölüm var mesela. Süpürge onun sindirim sistemini bozmuşuz diye bizden intikam almaya falan çalışıyor. Dediğim gibi pek de ciddi olmayan bir yapıyı kendine benimsemiş bir oyun It Takes Two. Yani genel çerçeveden baktığımızda hikaye sıradan. Öyle sonunu görmek için deli olacağımız aşırı bağlayıcı bir şey yok ortada. Ama burada bir ama gireceğim. Oynanış tarafında almış cidden çıtayı uzaya fırlatmış oğlum bu oyun. Ben oyunculuk tarihim boyunca bu kadar yenilikçi, kendini sürekli taze tutan sayılı oyun görmüşümdür. Yeri geliyor bir puzzle platformu
oluyor. Yeri geliyor third person shooter'a dönüşüyor. Yeri geliyor izometrik iken slash oluyor. Ekipmanlarınız ve bölüm tasarımları sürekli değişiyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın, oyun çizgisel bir yapıya sahip. Ama bu çizgisel yapı da bölümlerden oluşuyor. Ve her bölümde bambaşka mekaniklerle tanıştırıyor oyun sizi. Kendi sürekli tazeliyor. Misal oyunun ilk giriş bölümünde bende bir çekiç vardı. Umutcan'daysa bir çivi. O duvarları çivi atıp geri çekebiliyordu. Ben de çekiç başlığım ile birlikte o çiviyle tutunarak engelleri aşıp yeni platformlar açabiliyordum. Diğer bir bölümde ise Umutcan büyüyüp küçülebilirken ben de yer çekimine karşı koyup tavanda hareket edebiliyordum. Hatırlarsanız oyun izometrik beyken slash'e de dönüşüyor demiştim. İşte burada da Umutcan bir buz büyücüsü oldu. Ben de ateş özelliğine sahip kılıçlı bir şövalye oldum. Çatır çutur düşmanları kese kese ilerledik. Bir kısımda karşımıza düşman aralar geldi. Bir anda TPS shooter'a dönüştü oyun. Umutcan yapışkan bir madde attı. Ben de o yapışkan maddeleri vurarak onların patlamasını sağladım. Diğer bir kısımda farklı farklı platform puzzle sekanslarıyla karşılaştık. Yani örnekler uzar gider böyle. Saysam 10 saat sayarım size burada. Bir oyunun içine ne koyulabiliyorsa koymuşlar herifler. Doldurmuşlar da doldurmuşlar. Acımamışlar. Ve bu çok da güzel olmuş. Ayrıca bu oynanıştaki çeşitlilik bölüm tasarımlarına da yansıyor. Kah geliyor abi uçmanızı sağlayan bir stres çarkıyla engelleri açıyorsunuz. Kah geliyor bir gemiyi iki kişi yönlendirerek düşmanları öldürüyorsunuz. En sonunda boss geliyor. Bambaşka bir bölümde biriniz uçağı kontrol ederken diğeriniz uçağın üstünde sincapla Mortal Kombat tarzı bir boss savaşı yapıyor. Hiçbir bölüm diğer bölümün bir tekrarı gibi hissettirmiyor. Onun haricinde aksiyon dosajı yüksek sahnelerde de çok başarılı oyun. Heyecan bir anda tavan yapıyor mesela. Uçağı çarptırmamaya çalışıyorsunuz. Diğer yandan arkadan düşmanlar geliyor. Başka bak mini oyunlar var mesela. Halat çekme yarışması var. Rodeo yapmak var. Köstebek vurma tarzında bir şey var. Tam adını bilmiyorum. Ve çoğunlukla bölümlerin daha soğuduğu yerde dinlenip kafa dağıtmak için yerleştirilmişler. Eğer bir puzzle sekansından, aksiyon sekansından çıktığınızda az dinlenip kafa dağıtmak istiyorsanız bunları yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Yani yaptım oradan biliyorum. Fakat burada bir uyarı geçeceğim. Olaya diklemesine direkt objektif bir şekilde dalarsak tek bir şey göze batabilir oynanış namına. Çokça tekrar ettiğimiz gibi bu oyun içerisinde o kadar çok şey barındırıyor ki abi, o kadar fazla mekanik görüyorsunuz ki bütünlük hissi sağlamayabilir bu size. Yani tek bir oyunmuş gibi değil de farklı farklı kısa oyunlar oynuyormuşçasına hissedebilirsiniz kendinizi. Bunu seven de olur, sevmeyen de olur. Ben sevdim. Beni rahatsız etmedi. Aksine kendisini bitirmemdeki motivasyon bu oldu. Tekrar başına oturduğumuzda olan acaba şimdi neyle karşı karşıya kalacağız? Hangi mekanikler bize sunacak diye merak ettim. Bu merak unsuru beni sürekli oyunun başına attı. Ancak tekrar ediyorum. Bu direkt size bağlı olan bir şey. Sonuç. It Takes Two 2021 yılın oyunları listemde kesinlikle üst sıralara girebilecek bir oyun oldu dostlar. Sadece 2 kişilik bir oyundan ziyade aksiyon platform oyunu olarak da bir miyank taşı niteliğinde. Hikayesel anlamda belki Eve At kadar etkilendiğimi söyleyemem. Çünkü gayet klişe ve tahmin edilebilir bir olay örgüsü var. Diyebilirsiniz Eve At da klişeydi. Evet öyleydi, ancak oradaki işleniş bambaşkaydı. Zaten It Takes Two'nun da bu yönde kendini ne kadar ciddiye aldığını söyledik. Kısacası oynama imkanınız olursa eğer sakın kaçırmayın, yapıştırın abi. Birçok farklı bölüm tasarımı, birçok farklı mekanik, birçok farklı çeşitle size gerçekten dop dolu bir 11 saat yaşatacaktır bu oyun. Gerçekten oynadığınızda son yılların en yaratıcı oyunlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirsiniz kendinize. Bunun yanı sıra ekonomiksel anlamda da değerlendirirsek kendisini indirimlerde falan iyice uygun bir fiyata yapıştırabilirsiniz. Bir oyunu iki kişi alma olayı bu konuda çok rahatlık sağlar size. Yani bu kadar ya. Hayır.